Futbol analarının bu bölümünde Doğan Türk Birliği futbol takımına uzun yıllar hizmet etmiş milli bir futbolcu, antrenörlük de yapmış çok değerli bir isim Sayın Hasan Tanışık program konuğumuz. Her futbolcunun olduğu gibi okul çağlarında 19 Mayıs Lisesi'nde futbola başladım. Limassol 19 Mayıs Lisesi. Evet, Limassol evet. 19 Mayıs Lisesi'nde. Atletimde idim daha doğrudan. Okulda? Evet, 100-200 metre koşardım. Ben o zaman 17 yaşındaydım. Şimdi gibi hatırlarım 25-51 numaralı lisansı ile Doğan Türk Birliği'ne lisansiye oldum. Hiç genç takımda ben futbol oynamadım. Direkt atakım. Direkt atakıma girdim. 86 yılına kadar da görevimde başarıyla hizmet vermeye çalıştım. Milli takıma çağrıldım. İlk çağrılışım. Evet. Günay Caymaz hocamız, Allah iyilik sağlık versin, antrenörümüzdi. Hı hı. O zaman da milli takıma girdim. Artık tabii milliler son oluncaya kadar, yani KKTC kuruluncaya kadar. 83 yılına kadar. Evet, devam ettik. Futbola başladığım zaman ben sağ açık olarak oynadım. Ama galeci hariç her mevkide oynadım. Ama en uzun sene libero olarak oynadım. Ama oynadığımız dönemde hiç lig şampiyonluğu görmedik. Futbol anılarının bu bölümünde Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'ndayız ve uzun yıllar Doğan Türk Birliği'nde özellikle de 1974 öncesinden itibaren futbol oynamış, büyük hizmetleri olmuş çok değerli bir isim Sayın Hasan Tanışık program konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza hocam. Hoş bulduk. Evet, biz tabii çocukluğumuzda sizi hatırlıyoruz. Gerek Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Doğan Türk Birliği formasıyla uzun yıllar oynadınız, milli takımda oynadınız. Çok anılarınız var muhakkak. Yıllarca 1974 öncesi Limassol'da, sonra da Girne'de devam ettiğiniz. Evet. Çok anılarımız var. Hepsini dinleyeceğiz sizden programımızda. Ama nasıl başladık? İlk adımımızı futbola nasıl attık? Nerede attık? Oradan başlayalım ve devam edelim. Buyurun. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi okul çağlarında. 19 Mayıs Lisesi'nde futbola başladım. Limassol 19 Mayıs Lisesi. Evet, Limassol 19 Mayıs Lisesi'nde futbola orada başladım. Ayrıca benim bir diğer yanım da ben atletimde idim daha doğrudan. Okulda? Evet, 100-200 metre koşardım. Biraz anlatalım, başarılarımız, derecelerimiz var mı? Var bir derecelerimiz. 200 metrede çok iyiydim. 1971 yılında Magusta Can Bolat Stadı'nda 200 metreyi 24 saniyenin altında ilk koşan benim. 23.4'üm var. Çok güzel. Ve düşünün yani Can Bolat Stadı yani pis değil. Evet, toprak. Bir korner köşesinden başladık. O bir korner köşesinde 200 metre bitti. Evet. Evet, ondan sonra tabii futbol.
Biliyorsunuz 68'den önce şehirler arası seyahat yasağı vardı. Futbolda durmuştu o. Futbol durmuştu. Bölükler arası maçlar vardı. Biz de okul olarak o maçlara katılmıştık. Yani futbol başlangıç hayatım böyle. İlk adımı orada attı. Evet. Allah rahmet eylesin. Ünal Berkap hocamız, evet, hem beden öğretmenimiz dedi. Rahmetli analım onu da. Hem antrenörümüz dedi. Ayrıca Özel Aygın da. Evet, ona da selamlarımızı iletelim. Bunlara çok şey borçluyum. Çünkü bizi futbolcu onlar yaptı. Evet. Evet. Ondan sonra 1968 yılında liglerin tekrar başlamasına karar verildi. Ben o zaman 17 yaşındaydım. Şimdi gibi hatırlarım, 25-51 numaralı lisansı ile Doğan Türk Birliği'ne lisansı oldum. Evet. A takıma girdim. Hiç genç takımda ben futbol oynamadım. Direkt A takım. Direkt A takıma girdim. 86 yılına kadar da görevimde başarıyla hizmet vermeye çalıştım. Aralıksız kulübün olarak. Adına. Aralıksız olarak. Evet. Bir tek 1974-75 sezonu sanıyorum oynanmamıştı. Oynanmamıştı. O zaman zaten biz esir düşmüştük. Ben 96 gün esir yattım. Limasol'da. Evet. Esirlikten çıkar çıkmaz bir ya iki ay sonra tahmin ederim o zaman Barış Kupası olmuştu. Trabzon, evet, Beşiktaş. Evet. Bir Galatasaray'a gelmişti. Biz de o zaman işte milli takıma çağrıldım. İlk çağrılışım. Evet. Günay Caymaz hocamız, Allah iyilik sağlık versin. Antrenörümüzdi. Hı hı. O zaman da milli takıma girdim. Artık de milliler son oluncaya kadar, yani Kakatice kuruluncaya kadar. 83 yılına kadar. Evet, devam ettik. Mevkimiz neydi başladığımızda? Futbola başladığımızda ben sağ açık olarak oynadım. Ama galeci hariç her mevkide oynadım. Ama en uzun sene libero olarak oynadım. Savunma. Evet, defans. Evet, libero yani. Biz o zaman libero durduk yani. En arkada. Şimdi istoper olarak geçer. Şimdi evet, çizgi istoper oynarlar ya. Evet. Bir o zaman istoper önünde, libero onun arkasında oynardı süpürücü gibi yani, evet, böyle. Evet, aynen. Milli takımda da hep sağ bek oynadım. Sağ bek, yine savunma tabii. Yine savunma, evet. 1974 öncesindeki kadro nasıldı Doğan Türk Birliği'nin? Yani gene en üst ligdeydi sonuçta takım. Tabii. Yani daha önce yakın zamanında şampiyonuydu aynı zamanda. Yani 50'li yıllarda şampiyonluklar kazanan bir takım. 56-50 yılında şampiyonluğum var. Ondan sonra 57-58'de Çetin Kaya oldu. 58'den sonra yine Doğan Türk Birliği'nin bir şampiyonluğu daha var. Evet. Ama bizim oynadığımız dönemde iç lig şampiyonluğu görmedik. Ondan dolayı buruk. Evet, hep yalnız Süper Lig'de hep Doğan Türk Birliği. Evet, yani evet. En üst ligde oynadı. En üst ligde oynadı. Yalnız 1978 yılında bir kupa şampiyonluğumuz var. Evet, Federasyon Kupası. Evet, onu yaşadık. Ayrıca şey turnuvaları vardı. Orada da sezon öncesi turnuvalar. Evet. 1974 öncesindeki kadroda kimler vardı? O özellikle ilk başladığınız dönemde. İlk başladığım dönemde 1968 yılında kalede Şefko dediğimiz o Limasol'daki askeri üstlerde çalışırdı. Fevzi Adanır. Baba Fevzi. Evet. O libero oynardı. Ben o zaman istoper oynardım onun önünde. Evet. Sağ bekte Musa denen bir arkadaşımız vardı. Şimdi İngiltere'dedir. Sol bekte İzzet Cavit. Orta sahada Kamalı, Neşet. Sağ açıkta Erol Ali Muammer. Santrafor'da abim Celal. Yine solda şimdi pek anımsamayacağım onu ama hatırladığım bunlar. İlk başlayan kadromuz buydu. Biraz abinizden de bahsedelim hazır konu açılmışken. Abim yani gelmiş en iyi futbolcudan biriydi. Ben de çok tabii ki çok üstün bir futbolcuydu. Evet. Onun ismini zaten duyduk o yüzden. Evet. O da aynı zamanda atletti. O da 100 metre uzun atlama branşlarında yarışırdı. 100 metrede 11 saniye rekoru vardı. Çok güzel. Evet. Tabii futbol aynı şekilde Doğan Türk Birliği'nde.
Yalnız abim son dönem 79 yılında pardon, Girnağlı köyüne antrenör futbolcu olarak transfer yapmıştı. Ama ben hep Doğan Türkbirliği'nde devam ettim. Hep Doğan Türkbirliği'nde devam ettiniz. Evet, evet. Yani bildiğiniz sebebi var mı bunun? Form aşkı diyelim. Evet. Doğan Türkbirliği aşkı diyelim. Yani bugün bizim jenerasyonu ya da bizden biraz büyükler ya bizden biraz küçükler bizi Hasan Tanışık olarak tanıyorsa Doğan Türkbirliği'nde futbol oynadığımız içindir. Evet. Ben kulübüme çok şey borçluyum. O da benim için çok şeyler yaptı ama ben kulübüme karşı diyetimi ödedim fazlasıyla. Fazlasıyla ödedim. 1974 evet. Öncesinde daha mı zordu futbol? 74 sonrasında da yani Girne'ye geldikten sonra. Yani şartlar, toprak saha tabii ki tabii vardı. Ki, burada çim saha vardı. Tabii ki şimdi 74 öncesi. Bir senede bir veyahut da iki maç şimdi oynardık. O zaman orada askeri üsler vardı İngilizlerin. Evet. Onların takımları vardı. Gidip orada Avrotur üstünde veyahut da Piskopu üstünde şimdi maç yapardık. Yani evet. O zaman yapardık ama bizim saha beton gibiydi. Sedat Simavi'yi sardı. Evet. İki savunmacıydınız da. Evet. Yani illaki yere düşme. Aman hiç onları hatırlatma. Yok da... Yere düştü zaman... Paramparça olurdu her tarafın, dizlerin, anlatalım. Kalçaların. Neden anlatalım? Yeni jenerasyon biliyorsunuz artık çim sahalarda, sentetiklerde oynuyor. O kesinlikle. Toprak sahayı hiç görmediler ama siz o toprak sahada başladınız, o toprak sahada yıllarca oynadınız. Kolay değil. Evet. Yani nasıldı zorlukları, sıkıntıları? Zorlukları şimdi çimde oynamak farklı, toprak sahada oynamak farklı. Top yere vurduğu zaman topun sıçraması farklı. Çimde pası verdiğin zaman yerden gidişi farklı. Havadan yere düştüğü zaman topun sıçraması evet, farklı. Evet. Şimdiki imkanlar çok çok güzel. Bir savunmacı da çok dikkat etmesi lazım. Topun nereye düşeceğini, havadan gelen topun özellikle elbette, nereye elbette, gideceğini. Elbette. Zamanlamayı ayarlayamazsan top vurur seni sıçrar arkana düşer. Evet güzel. İnan hocamız bize çok şey kattı. Savunmacılara bütün, özel. Bütün Kıbrıs futboluna kattı tabii zaten. Ki muhakkak. Gerçekten büyük hizmeti var. Savunmacılara özel mesela eğitimler var mıydı? Ve antrenmanlar? Tabii ki. Defans nasıl yapılacak? Bir rakip futbolcu nasıl markaj yapılacak? Nereler durman icap eder? Evet. Topu ondan önce müdahale etmen gerekiyor. Ondan önce yani çok şeyler. 1974 öncesi mesela sizi en çok zorlayan hücum oyuncuları kimlerdi hatırladığımız? Vallahi zorlamayan yoktu diyeyim. Yani şimdi o zamanki futbolcular bambaşka. Mesela Enver Emin, evet. Mausa Türk Gücü'nün Erdinç, Küçük Kaymaklı'dan Levent. Evet tabii. Yani bunlar kalbur üstü futbolcular. Golcü var. Kaptan Erbay. Tabii ki. Ama kaldı. Kaptan Erbay tabii sağ kanatta oynardı. Ama Kaptan Erbay'ın öyle bir özelliği vardı. Hiç sağ kanadı kullanmazdı. Yani milli takımda da öyleydi. Böyle belki de 90 dakikalık maçta bir veya iki ortası yoktu diyebilirim. Çünkü o topu aldığı zaman direkt golü düşünürdü. Direkt kaleye doğru giderdi. Evet. Ceza alanının içinde yara alırdı, pas verirdi. İkiye bir yapardı, cevap vardı, golünü atardı. O da gelmiş geçmiş en büyük golcülerden biri. Gol kralı yıllarca. Evet, yıllarca gol kralı. 40 oyuncu... yaşında bile gol kralı, evet, oldu. Gol kralı oldu. İkinci ligde, gençlik gücünde futbol oynarken. Evet, aynen. Birebir oynuyor muydu mesela savunmacı olarak? Birebir tabii. O zaman birebirdi. Yoktu şey böyle. Evet. Sağ markajı falan. Adamını tutacaksın. Top nerede? Sen orada. Adam nerede? Sen orada. İkili mücadele yani bir savunmacı olarak düşündüğümüzde nasıldı o dönem? Özellikle toprak sahada. Tabii ki zordu ama yani güçlü fiziği olanlar için pek de zor değildi. Evet. Bir de benim ayrı bir özelliğim vardı. Ben hiçbir zaman rakip futbolcunun bedenine bakmazdım. Vücut çalımı falan. Hayır ben öyle vücut çalımı falan kolayına yemezdim. Benim gözüm hep direkt topta. O hareket yapar ya onun evet. Hata yapmasını bekler hemen presimi yapardım. Evet. Çok güzel. Evet. Hatırladığınız mesela çizgi üzerinden top çıkardığınız maçlar. Çok kritik maçlar. Yani savunmada var müdahale tabii. Ettiğiniz ve golü var. Engellediğiniz hatta var. Maçlar var mı? Var tabii. 1986'da ikinci lige düşmüştü Doğan Türkbirliği.
Bu statta Gaziveren'le bir maçımız vardı. Ertan o zaman da Bafülük yurdunda değildi, şey değildi. Gaziveren'de oynardı. Bizim kalecimiz de beyaz. Evet. Bir şey, acayip bir çıkış yaptı. Topu kaçırdı. Ben Ertan'ın oradan kaleye vuracağını tahmin ettim. Koştum hemen kale çizgisine. Vurduğu topu gol olmadan çıkardım kafayla. Çizgi üzerinden kafayla? Çizgi üzerinden. Kafayla. Ayrıca yine bir kafa üzerinden çıkardığım gol var. O da 1980 İslam oyunlarında. Ona zaten geleceğiz şimdi. Bir de orada. Evet. Ama çok yani bunun gibi çok böyle çizgi üzerinden kaleciyi geçip bulma falan ama bu anlattıklarım kafayla çıkardığım. Evet, ayakla da var. Ayakla da var tabii. Yani var. İllaki oluyor değil mi? Kesinlikle, yani, kesinlikle. Yani kaleci keser, top seker, kaleye yönelir ama o yani bir meziyet olarak, bir yetenek olarak söyleyebilir miyiz o? Şimdi kademe anlayışında olan defans futbolcuları yani bunlarla çok karşılaşır. Yani kaleci çıkış yapar, onun arkasını kollamak zorundasın. Bunu yapıyordunuz değil mi? Tabii. Ve çok çıkardığınız toplar da var tabii. Var, bayağı var. Goller var mı attığınız? Goller, 3 golüm var. Toplam. Doğan Tüplü'nün, evet, toplam. Toplamcı defans oyuncusuyum. Evet. İki tanesi penaltıdan. Penaltı kullandık. Kullandım. Evet, yani takımın penaltıcısı mıydı? Yok, değildim. Değildim. Yani. Ama sonra düşünce kullanırdım. Hı hı. 3 penaltı kullandım hayatım boyunca. İkisi gol oldu, bir tanesi direkten geri döndü. Evet. Ya, bu yattığım gol de o maçtaydı. Türk Hoca'yla derbi maçımız vardı Limasol'da. 1-0 mağluptuk. Kaleci Ahmet de onların o zaman. Golü ben attım. Ondan sonra kendi penaltısı gibi bir şey oldu ama kaleci Hasan geçmişti kaleye. Hı hı. Biz ona her zaman dedik Şastı Hasan. Topu diktim, vurdum. Kendisi sol tarafa gitti. Sağ taraftan top üst direğe vurdu. Geri geldi. Maçta 1-1 bitti. Kart gördük mü? Gördüm, evet. Yani daha sonra kart belki normaldir de kırmızı kartı sonra... Kırmızı kartı, evet. Haksız bir kırmızı kart görmüştüm. Burada bir kupa maçımız vardı. Fevzi Beyar'dan. O zaman bizim kalecimiz Özkan'dı. Bir free kick verdi. Özkan döndü arkası gider, ben de giderim. Hakem için bir şey söyledi. Döndüğümüzde böyle Fevzi Bey beni sandı ve bana kırmızı kart gösterdi. Direkt kırmızı kart. Direkt bir şey kırmızı. Söyledi zannetti. Ama ben söylemedim. Kaleci söylemişti. Söylediniz kendisine. İnanmadı mı? İnanmadı. Çünkü o döndüğü zaman beni gördü, ona bakarım. Evet. 1974 sonrası işte Girne 20 Temmuz Metadan Stadı'nda maçlar burada tabii ki. Hep burada oynadık. Hep burada oynadınız. Yine en çok zorlandığınız maçlar mesela o dönem. Hangi maçlardı? O dönem yeni maçları çok zor geçirdi. Türk Ocağı maçları çok zor geçirdi. Mağlus Atürk gücü çok güçlüydü. Onunla maçlar. O dönem tabii şampiyon olarak. Evet. Bir dönem küçük kaymaklıydı. Çetin Kaya ile her zaman zaten. Çetin Kaya bizim dost rakibimiz idi. Evet. Yıllardan dostumuz bir takımdı. İlk takımlar zaten onlar. Yani Doğan Türk Birliği. Tabii. Çetin Kaya ilk ligin ama ilk kurucuları. Ama dostluk... İlişkilerimiz çok iyiydi Çetin Kaya'yla. Evet. Deplasmanda en çok hangi takımlarla zorlanırdık? Toprak sahada oynuyordunuz deplasmanda. Tabii bir hafta çimde oynan, bir hafta giden toprakta oynan. Tabii bir de güzel yurtta çim vardı. Orada... Ülkü yurdu. Ondan sonra binalı lige çıkmıştı. Onunla da orada öyle. Evet. Adliye sahalar hep topraktı. En çok zorlandığınız deplasman mesela hangisi? Yenice maçları dediğim gibi Mağusa Türkçü'ye deplasman gittiğimizde, bir de Limasol'dayken Bafülük yurdu maçları. Evet. Deplasman olarak çok zorlu maçlardı. O bölgede aslında bir rekabet belki vardı ama. Evet. Gerçi Bafülük yurdu ile dostumuz çok iyiydi ama evet. Maçlar tabii maçın havası başka.
Evet sayın seyirciler, futbol anılarının bu bölümünde saha içerisindeki röportajımıza başlıyoruz ve yanımızda çok değerli bir isim, Kıbrıs futboluna altın harflerle ismini yazmış sevgili Hasan Tanışık abimiz yanımızda. Hem futbolcu hem antrenörlük de yaptınız. Özellikle bu sahaya adım attığınızda tarihi 20 Temmuz Meta Adana Stadı'ndan neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım. Tekrardan bu çiğme basmak bayağı bir mutluluk verdi. Evet. Gerçekten, çünkü bu statta çok anılarımız var. Onları şimdi yaşar gibi hissediyorum kendimi. Evet, heyecanlandığınızı görüyorum. Evet, evet. Tabii evet. Anılarınız var dediniz. O zaman anılarınızdan başlayalım. Bu statta çok önemli anılar var. Akılda kalan anılarınızı alabilir miyiz? En büyük anı Türkiye A milli takımla oynadığımız ilk maç. Evet. İlk milli maç 1975 yılında. Evet. O gün sağ tıklım tıklım oldu. Böyle çizgilere kadar seyirciler vardı. Güzel bir maç oldu. 1-0 mağlup olmuştuk. Evet. Tabii az önce de söylediğin çizgilere kadar seyirci vardı. Sizin oynadığınız dönemde de gerek Doğan Ocak rekabet derbilerinde gerekse diğer maçlarda da çok ciddi seyirci vardı. Dolayısıyla seyircilerden açılmışken oradan devam edelim. O günle bugünü değerlendirdiğimizde gerçekten seyircinin stattan kaçtığını görüyoruz. Bunun sebebi evet, ne evet. olabilir? Vallahi birçok nedeni olabilir. Ekonomik şartlar diyelim. Sosyal yaşantımı diyelim. Yeterli futbol kalitesini olmayışını diyelim. Yani birçok nedeni var. Tek bir yere bağlamak bence yanlış olur. Evet. Evet tabii savunmada oynayan bir isimsiniz. Evet. Hasan isimdiniz ve dolayısıyla takım savunması gerek kaleci gerekse önündeki dörtlünün uyumu son derece önemli. Elbette. Bir takımın kazanabilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi arkadaki dörtlü ve kalecisidir. Gol yememek. Evet. Bu anlamda özellikle takım hem kalecisi hem savunma kurgusunun o günkü performansını değerlendirdiğinizdeki başarıda en önemli nokta nedir? İyi hazırlanmak. Bir de var, bir maça çıkmazdan önce antrenmanlarda yapacağın savunma çalışmaları çok önemlidir. Evet. Özel idmanları vardı onun. Öyle çalışır çıkardık. Çıkmazdan önce ondan sonra rakip futbolcularımızı etüt ederdik. Karşımızda kim karşımızda kim oynayacak? Ne özelliklere sahiptir? Ona göre yani sağından atar, solundan geçer. Topu dribling yaparak gelir. Çalımı sever. Top kontrolü çok iyi. Bunları bilmek gerekir. Evet. Maçın başında rakibi çözmeye çalışıyorsunuz. Evet, evet. Tabii özellikle savunmada oynadığınız için hücuma çıktığınız anlar da oldu. Bu çıkışlarda attığınız goller var mı? Var. Alabilir miyiz onları? Bir tane işte Türk Ocağı'na atmıştım Limassol'dayken. Evet. Bir tane de Londra karmasında milli takımda oynarken sabık olarak bir golüm var. Evet. Karşıdaki kaleye. Evet. Evet. Özellikle savunmada rakip forvetlerde sizi en çok zorlayan, bugün oynadığınız rakipte bugün işimizin zor olduğunu dediğiniz isimler var mı? Evet, çok isim var. Evet, alalım onları. Çok isim var. Mesela Magusa Türkgücü'ne Erniş ve Hüseyin Galliga. Evet. Enver Emin. Ali Çetin amcaoğlu santrafor oynadığı zaman, o libero'da oynardı, sen de oynardı. Evet. Erbay, evet. Kaptan. Çok değerli isimler. Kaymaklı'dan Levent. Levent Russo. Evet. Bafülkü Yurdu'ndan Haşar vardı. Evet. Haşar Ustaoğlu. Haşar Ustaoğlu, evet. Yani bundan oynadığında böyle bayağı... O gün sıkıntılı bir maç olacağını kestirebiliyorsun. Maç oynadığını anlardın o gün. Yani evet. Zorluklarla böyle yani 90 dakika mücadeleyle. Mücadeleyle. Geçer. Yani evet. Konsantrasyon demek ki 90 dakika aynı şekilde devam etmesi devam gerekir. Devam etmesi gerekir, evet. Evet, bu statta güneyden kuzeye gelen bir Doğan Ocak rekabeti var. Evet. Kravatlılar ve Maunacılar. Ve bugünkü şartlara da baktığımızda, gerçi o dönemin rekabeti olmasa da saha içerisinden bahsediyorum. Evet. Hem türbünde hem saha içerisindeki en önemli derbilerden, ki biz hep söylüyoruz. Bugün kuzeyde en önemli derbilerden bir tanesi Doğan Ocak derbisi. Doğan Ocak'tır, evet. Yıllardır dolayısıyla bu derbilerden de biraz bahsedersen, çünkü çok maçlarınız oldu. Çok güzel anılarınız oldu. Üzüldüğünüz anlar oldu. Onları da alabiliriz. Tabii ki ya. Şimdi Ocak maçları bambaşkaydı. Yani
futbolun daha dışında başka bir futbol. Evet. Pazartesiden maçın havası hazırlığı başlardı. Hazırlığı girirdi. Gerek evet. taraftar olsun, gerek yöneticiler olsun, gerek futbolcular olsun. Hazırlık öyle başlardı. Gayet iyi ki her zaman galip gelmek istedik. Türk hoca olsun, daha Türk birliği olsun. Yani mağlup olmayı kimse kabul etmezdi. Kimse hazmedemezdi. Evet. Ya dünya yıkılırdı mağlup olduğumuz zaman. O şekilde. Tabii kazandığınızda da diğer maça hazırlanana kadar o galibiyetin verdiği coşkuyla, heyecanla o sevinç devam eder. En azından ikinci idmana kadar. Birinci idmanda o sevinç gider ama ondan sonra evet. önümüzdeki maça hazırlanmak icap ederdi. Onun için onu unutmak lazım. Bir önceki başarı bir sonraki başarıyı getirmez. Bir sonraki başarıyı hazırlık getirir. Evet, katılıyorum. Hazırlık getirir. Öyle geçen hafta biz böyle oynadık, şöyle yaptık da çıkarsan perişan olur. O an orada biter. Sevinç de hüzün de o anda bitiyor. Biter tabii. Tabii bu derbilerde taraftarın da çok ciddi gücü vardı. Taraftar gücü vardı. Rekabet de vardı. Evet. Tezahürat yani 90 dakika hiç sus olmazdı tribünler. Evet. Onun da seni böyle nasıl diyeyim heveslenip top oynamana itici bir güç olur. İtici bir güç. Bayağı itici bir güç. Evet. Tabii özellikle maçlar oynandığında da saha içerisinde zaman zaman hoş olmayan olaylar da vardı. Geçmiş zaman dönemde. Zaman olurdu ama orada kalırdı, sahada kalırdı. Sahadan sonra Üstürk Hoca'dan hiçbir zaman şeyimiz yoktur. Saha içi rekabet, korakor mücadele devam eder. Düdük sonra çaldı, ebedi bucaklaşır, tokalaşır. Tabii ki benim birçok arkadaşım zaten Türk Hoca'ndandı. Evet. Zaten yani. Biz de bu programı yaptığımızda hep bu noktaya parmak basıyorlar. Yani saha içerisinde rakiptik ama saha dışında hala daha dostluğumuz devam eder. Kesinlikle. Şimdi de öyledir. Evet. Şimdi öyle. Hiçbir şey yok. Ayrıcalık yok. Sakınca yok. Arkadaşken arkadaş, dost gene dost. Evet. O zaman buradan devam edelim. Şimdiye döndüğümüzde yeni nesilde bunun birazcık erozyona uğradığını görüyorum ben kendi adıma. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ben çok yakından izleme olanağı bulmadım bu olayları ama evet. Ben şuna borçluyum. Yani eski doğancılık veyahut da eski ocakçılık kalmamıştır. O ruh birazcık uzaklaştı. Uzaklaştı çünkü birçok yabancı oyuncu var. Bilmem yani o zaman herkes özünden yetişirdi. Evet. Anadan babadan, sülaleden doğancıysan doğancıydın. Ocakçıysan ocakçıydın. Arada ufak tefek değişiklikler olmuştur ama mesela İsmail Balıkçıoğlu'nu biz aldık ama hala da onun gönlünde ocak vardır. Ben evet. buna eminim. Evet. İyi arkadaşını bilirim. Ya Doğan'da da çok şeyler yaptı fakat oradan geldiği için o duygu daha ağır basar. Yani şunu görüyorum o zaman sizin söylediklerinizden. Eskiden kulübe bağlılık, sahiplenme, armaya sahip çıkmak çok önemliydi. Kesinlikle. Ve bir formaya ulaşabilmek için çok mücadele vardı. Çok yıldız vardı. Yani o formayı sırtına geçirdin mi kolay kolay bırakmaman gerekir. Çünkü bırakırsan bir daha giyemem. Zor. Çünkü o kadar. O dönemlerde her takımda en az 6-7 tane yıldız vardı. Evet. Yani yıldız denecek futbolcular vardı. Diğerleri de onlara yakın. Yani rekabet çok önemliydi. Evet. Şunu da soralım. Özellikle uzun zamandır futboldan uzak kaldınız. Statlara çok fazla gelmediniz. Ama gerek televizyonda gerekse yazılı basından takip ettiğiniz kadar. Şu anki günümüz futbolunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçmiş dönemin futbolu ile şimdiki futbol şimdi, arasındaki fark. Geçen sefer bir forumda da söylemiştim. Yani ben şimdiki futbol daha iyidir. Bizim zamanımızda çok çok daha iyiydi demiyorum. Aradaki fark nedir? Şimdi yıldız futbolcu yetişmiyor. Evet. Tek problem bence odur. Yoksa belki de onlar daha güzel, daha modern top oynuyorlar. Tabii ben ki. Pek izleme olanağı bulmadım ama yani yıldız futbolcuları yok. Şimdi takım oynuyor. Takım oynarsa olur ama o dönemlerde iki oyuncu maçı kazanırdı. Evet. Yaptığı hareketlerle fedakarlık da şey, yani yıldız futbolcular maçları kurtarırdı. Tabii yıldız futbolcu derken de son olarak da şunu sorayım. Sizin döneminizde 16 kişilik kadroda hemen hemen herkes yıldız. Ve alttan gelen 16, oyuncuydu. 16 sonradan oldu. İlk 14 kişiydi bizim. Sizin oynadığınız dönem. Evet 14 kişiydi. Sonra 16'ya çıktı. Şimdiler 18 ve 21 oldu ama kadarsa, tabii. Sizin döneminde özellikle alttan gelen oyuncular veya camiadan çıkan oyuncular 15 yıl, 20 yıl, 18 yıl bir takımda Doğan'da mücadele etti. Hasan Tanışık.
Şimdilerde özellikle sık sık kulüp değiştirme var. Şimdi bu amatörlük ortadan kalktı. Profesyonellik gibi bir şey var şimdi. İki yani arada bir derede kaldık açıkçası. Yarı profesyonelliği, onu da pek ben anlayamadım. Evet. O konuda da bence erken geçtik o profesyonelliğe. Geçişi çok erken yaptık. Çünkü kulüplerin ekonomik durumu bu yükü kaldıramaz. Evet. Devlet katkıda bulunmaksızın bu işi yürütemezler. Kaç tane taraftarı var bir kulübün? Veyahut da kaç tane iş sahibi var ki hep onların sırtında dönerdi eskiden evet. Bu kulüpler. O yardım ederdi, bu yardım ederdi ve böyle giderdi. Onların katkılarıyla. Ama şimdi bir maaş var. O ay geldi mi maaş alacak. Yabancının ücreti var, giderleri kesinlikle. Var. Kesinlikle. Az önce de söyledim ben. İlk önce bu yabancı futbolcuların kurtulmamız icap eder. Benim bu özellikle şahsi görüşüm. Özellikle bu pandemiden kimse sonra da. Kimse beni yanlış anlamasın. Şampiyon olsak ne olacak? UEFA'ya gideceğiz. Şampiyonlar evet. Hayır bakın yerli halkımız futbolcu olsun. Evet. Az önce de söyledim. İlker Hoca'nın en büyük özelliği buydu. Bazen benim hoşuma gitmeyen birilerini falan hoca dedi, bırak oynasın dedi. Bak hata yapacak. Futbolcu hata yapa futbolcu olur. Evet. Hatalarını yapmamaya başladığı zaman zaten yıldız olacak. Ama yedekte kalan bir futbolcu oynayarak futbolcu olur. Evet. İşte bu da en büyük tezi buydu. Evet, bu ve da gençlere yönem verdi. Çok da futbolcu yetiştirdi. Evet. Bu da tabii ki özellikle altyapıya ciddi anlamda kulüplerimizin pandemiden önem vermesi lazım. Bu kendi özelliklerini bu bağlamda bir mesaj verelim ve noktalayalım. Tabii. Tüm kulüplere benim tavsiyem altyapıya çok önem versinler. Kendi rengine siyaven kendi içinden yetişebilecek çocukları yetiştirsinler. Bu olurdu, bu olmazdı kavgasına girmesinler. Evet. Hiç usanmadan, bıkmadan çocukları çalıştırsınlar. Bir gün görecek o çocuklar da futbolcu olacak. İnşallah diyelim ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, geldiniz, katıldınız. Ben teşekkür ederim. Programımızı bitirdik. Şimdiki yayına katılan arkadaşlarıma da tüm BRT'de çalışanlara da sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nice başarılı yayınlarınızı diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir yaşam diliyorum sizlere. Hepimize. Allah hepimize sağlıklı yaşam versin. Sağ olun. Evet sayın seyircilerimiz, saha içerisinde futbol anıları programımızı noktaladık. Az sonra futbol anıları programı sevgili Kaya Amiroğlu ile kaldığı yerden devam edecek. Maça çıkınca değişiyor mu her şey? Özellikle bir savunma oyuncusu olarak baktığınızda. Yani işte maçtan önce ısınırken bile görüyorsun rakibinizi ama maç başladığı anda beni geçemez, gol atamaz. Bu psikoloji hep var mıydı? Geçmemesi için elinden geleni gayret etmek zorundasın. Çünkü defans oyuncusu geçildi mi kalecinden karşı karşıya kalır. Evet. Kaldı ki mesela ben en son olarak oynardım. Onun bilincinde hareketlerimi yapardım. Onun için erken müdahale etmezdim. Beklerdim böyle yani fırsatı yakalayayım. Evet. Böyle gözüm kapalı hemen rakibin üstüne fırlamazdım. Evet. Evet. Çok zor anlarımız da oldu tabii ki. Kupa şampiyonluğu var. Evet, biraz anlatalım o sezonu. Finalde kimi yendik? Finalde Akdoğan Stadı'nda Yeni Cami ile final oynadık. Tek maç mıydı final? Tek maç. Tek maçtı. 3-2 galip geldik işte o maçta. Allah rahmet eylesin Mete Adanlı 3 golü de atmıştı. Rahmetli analım. Evet ondan sonra maçın bitiminde olaylar çıktı. Kupayı da alamadık. Tören yapılamadı. Hakemi darp etmişlerdi. Evet. Maç bitti. Siz seviniyorsunuz. Tabii ama olmadı. Yani kupa töreni olmadı. Olmadı. Maalesef. Kupayı daha sonra nasıl aldınız? Federasyonda Ahmet Sami Topçan, abim kaptan da o zaman. Dedi evet. Orada teslim ettiler kupayı. Onlar da arabayla şehre giriş yaptılar. İşte bir kutlama oldu ama öyle. Sahada kutlamadınız yani. Hayır. Yani belki de bu baktığımız hayatımız boyunca bir kupa kazandık. Onu da yani seremonisini yaşayamadık. Evet gerçekten yani üzücü. Ne madalyasını alabildik ne madalyayı da işte federasyon gönderdi bize. Daha sonra gönderdi. Evet. Çok acı gerçekten üzücü. Yani evet. Bugün ne güzel törenler yapılıyor. Kupa evet. Törenleri yapılıyor evet. Maçtan sonra. Saha karıştı ya ve kupa töreni yapılmadı. Yapılmadı. Yani gerçekten üzücü. Ve belki de tarihimizde tektir. Yani bildiğimiz kadarıyla hep seremoniler yapıldı. Yapıldı kupa tabii. Evet. O hariç evet.
Ya bir de ayrı bir şeyim var. Mesela Doğan Türk Birliği kuruldu buraları. En uzun sene futbol oynayan benim. 18 yıl. Şu an hala daha bu devam ediyor değil mi? Devam eder tabii. 18 kolay yıl. Kolay değil. 18 yıl sürü bir fil oynamak. Şimdi öyle futbolcunun yok yani. 3 sene 4 sene oynar futbolu bırakır. Ya başka takıma gider. Başka takıma gidebilir ya tamam. Yani 18 yıl ciddi bir istikrar. Evet ya ben istedim. Yani... Evet aynen öyle. Ama ondan sonra işte yardımcı antrenörlerim var. Kupa değil pardon. Lig şampiyonluklarımız var. İlker Ertömer'le çalıştım. Evet. Başlangıçta Mustafa Şinol'da çalıştık. Evet. Ali Çetin'le de çalışmışlığım vardır. Hepsine yardımcılık yaptık. Evet yaptım. Doğan Türk Birliği'nde evet, tabii. Evet. Yani 1990'daki şampiyonluklarda... Ben varım evet. Hepsinde varım. Yani oynarken olmadı ama... Evet. En azından... Antrenör olarak... Çok güzel. O zevki yani, tattık. Evet. 3 şampiyonluk var o dönemde. Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. 2 sene üst üste bir ikinci... Tekrar yine 3. şampiyonluk. Evet. Ve çok güzel bir kadro o dönem. Güzel tabii tabii o... Caner Hoca, Orçun Kamalı hatırladığımız kadarıyla. Hasan Yeşilada, Yücel, evet. Özer, Cenker. Evet yani o dönemin... Ramadan. O dönemin çok iyi kadrosuydu tabii, gerçekten. Tabii yine Güney Kuyucuoğulları, Ufuk Döner, Mustafa Sakallı yani... Bu noktada şunu sorayım. Ben çünkü çocukluğumda sizi izledim. Evet. Ve Doğan Türk Birliği tabii şampiyonluk yaşayamadı. Görmedik biz de tabii o dönem. Yani neden şampiyonluk olmadı? Kader diyelim. Yani bir yıl avarajda ikinciyi tamamladık. Hangi sezonda o? Sanırım 72 sezonu. Yanlış hatırlamazsam SMV oğluydu galiba antrenörümüz. Rahmetli analım SMV oğlu. Evet. Yine bir de ikinciliğimiz burada var. Mete Adana'nın oynadığı dönemde bir tane Gaziantep'ten Ebubekir Yürün diye bir galeci getirmiştik. Orada profesyonel oldu ama biz ona lisans çıkardık. Bizimle bir 7-8 maç yaptıydı. Hiç gol yemedi. Oynadı. Ondan sonra o lisansı ortaya çıktı. O sene işte şampiyonu Gılpay'a kaçırdık. Burada Bafülkür'le bir maçımız vardı. Bir penaltı atış oldu. Penaltıyı kaçırdık. Hikmet penaltıyı kurtardı. Önledi Hikmet. Evet ve şampiyonluğu kaybettik. Yani yaklaştığınız zaman da oldu. Çok oldu. Evet, çok. Yani... Çünkü kadromuz çok esaslıydı. Hep fakat... zirve mücadelesi yaptık hep, yani. Hep devamlı zirvede. Evet, yani sezon başına mesela hedef koyuyordunuz yani şampiyonluğu. Evet. İllaki. Çünkü Doğan Türk Birliği şampiyonlukların takımı. Yani evet, 70 yıl öncesinden. Evet. Ayrıca benim başka bir özelliğim daha var. Ben hem babalarıyla hem oğullarıyla futbol oynadım. Anlatalım biraz hocam. Hemen ekrana verelim onu. Evet. Mesela Kamalı'yla oynadım. Orçun'la da oynadım. Orçun Kamalı'nın babasıyla da oynadınız. Evet. Oğlu, yani kendisiyle oğlu de oynadınız. Evet. Rakip takımlarda mesela Çetinkaya'da Sonal Özgürgün'le oynadım, oğullarıyla oynadım. Hüseyin'le, Mehmet Ali'yle. Çok enteresan. Evet. Yani düşünün, yani bir, iki jenerasyon, üç jenerasyon. Çünkü ben çok küçük yaşta girdiğim için evet, onları yetiştim. Onlar tabii 70-71'e kadar oynayanlar var. Çetinkaya'daydı onlar. Onlar Çetinkaya'daydı tabii. Onlarla öyle de sonra, bir özelliğim var. Tabii. Sonra oğullarla da oynadım. Oğullarla çok oynadım. Enteresan gerçekten. Hangi baba mı iyiydi yoksa oğullar mı? Mesela Orçun Kamalı babası mı daha iyiydi yoksa kendisi mi daha iyiydi? Vallahi şimdi ben hiçbir zaman futbolcuların arasında böyle kıyaslama yapmayı sevmem. Evet. Şu şekilde. Şimdi her futbolcunun kendine göre bir özelliği, bir meziyeti vardır. Kesinlikle. Ben kesinlikle birebir kıyaslama yapmam. Her futbolcu ayrı değerlendirme lazım. Kesinlikle, evet, kesinlikle. 1980 İslam oyunları. Evet. Ki bugün biz 1980'in sonrası maalesef Konifa gerçi bir ara yapıldı ama. O zaman Federe Devlet olarak katılmıştık. Türk Federe Devlet olarak. İslam yani biz oyunlarında. Hala o gün o maçları izlediğimizde videodan da olsa gurur duyuyoruz gerçekten. Fotoğraflarını gördüğümüzde siz bizzat yaşadınız, oynadınız. Evet, oynadınız. Öncesinde nasıl bir hazırlık dönemi geçti? Bir de maçları aktarır mısınız? Yani oradaki hava nasıldı? Evet, şimdi o dönem ben İngiltere'deydim.
Allah rahmet eylesin. Bizim İsmail Mesut'un adı Şinasi Konuoğlu. Önder Konuoğlu'nun abisi. Evet. Önder Konuoğlu da antrenörümüzü yaptı. Evet. Onun da bizim üzerimizde çok emekleri var. Hı-hı. Yani onu da buradan analım. Evet. Selamlarımızı, selamlarımızı iletelim. Telefonla aradı beni, dedi Hasan gel dedi, yakında dedi İslam oyunları olacak, seni milli takıma çağırdılar, gelmen icap eder. Çıktık geldik, kısa bir dönem. Oğuz Karayel ve Günay Caymaz yönetiminde. Günay Caymaz o zaman yönetici olaraktı, Oğuz Karayel yönetiminde hazırlıklarımızı yaptık. Antrenör Oğuz Karayel hocaydı. Oğuz Karayel'di, evet. Evet. Mausa'dan feribotla Mersin'e çıktık. Mersin'den de otobüsle İzmir'e gittik. Zor bir yolculuk. Yani. Bayağı zor bir yolculuk. Orada İnciraltı tesisleri diye vardı, yurtlar, üniversitelerin. Hı hı. O zaman da biliyorsunuz o darbe olmuştu. Evet. Tamam. Bizi oraya yerleştirdiler. Hatta duvarlarda daha kurşun mermi izleri hep duruyordu. Öyle yani kısa bir hazırlık döneminde bu müsabakalara katıldık. Orada antrenman yapma şansınız oldu muydu? Pek az. Evet. Pek az. Çünkü olduğumuz yerde şey yoktu. Antrenman sahası yoktu. Otobüslerle bizi Atatürk stadına götürürlerdi. Maçların yapıldı. Atatürk stadının dışında tesisler vardı. Orada idman yapardık. Ama yani az sayıda. Çünkü kısa bir dönem oldu. Sanırım 4 maç milli takımımız oynadı orada. 3 maç. 3 maç yapıldı. 4 takım vardı zaten. Evet. Grupta Türkiye milli takımı. 3 maç evet. Biz Kakadeci milli takımı olarak Suudi Arabistan ve Libya. Hangi 3 maçta da oynadık mı? Oynadım. 3 maçta da oynadın savunmada. Evet. Sağ bek. Sağ bek olarak. Sağ bek olarak. İlk maç Türkiye'ye yenildik. Yenildik evet. Evet. Daha sonra acı bir mağlubiyet aldık ama şimdi şöyle de bir durum oldu o zaman. Kura çekilecekti. Biz de şanssız oldu. Biz zaten dediğim gibi yani yol yorgunu gittik. Pek dinlenmeden oradaki yöneticiler karar aldı. İki Türk takımı açılış maçını yapsın. Şudur budur. Öylece kabul edildi. Yani kura çekilmedi. Yani belki kura çekilse daha sonra oynayacaktınız. Dinlenecek. Belki daha sonra oynayacaktık. Veyahut da Libya veya da Suudi Arabistan'da oynayacaktık. Dinlenme şansınız olacaktı. Ha, evet. Ama ilk siz oynatılsın diye ve Türkiye'ye inildik. Evet. Sonra diğer iki maç. Evet. Suudi Arabistan. Evet. Ve Libya. Libya'yla bir beraber kaldık. Evet. Suudi Arabistan'ı da 2-1 mağlup ettik. Ya bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik. Evet. Ama bir üst tura çıkamadık galiba. Üst tura çıkamadık. Finali zaten yoktu. Ya. Şey, tek dereli puan usulü. Ve Türkiye? Türkiye ikinci geldi. Libya'da birinci oldu. Libya şampiyonu. Ve siz Libya'yla beraber... 1-0 yenerdik bir şeyi. Libya'yı öyle bitse Türkiye şampiyonu olacaktı. Şanssız bir gol yedik. Defansımızdan Allah rahmet eylesin. Onu da rahmetle anıyorum. Fikri. Evet. Fikri sol bek oynardı. Ülkü yurdunda. Rakip futbolcu bir şut attı. Tekmeliği vardı böyle. Top tekmeline vurdu. Kontrolüne baktı bizim kaleci. Gol oldu ve 1-1 bitti maç. Kendi kalemize yani attı. Kendi sayılmaz. Çarptı da oldu. Çarptı evet. Evet. Ve öyle 1-1 bitti maç. Öyle 1-1 bitti maç. Diğer milli maçlar hatırımızda olanlar oynadığınız. Tabii Türkiye genç milliyle oynadık, A milliyle oynadık. Kimler vardı mesela Türkiye A millide? Tabii ilk oynadığımız maç burada 1975 yılında. Ben Cemil Turan'ı tutardım. Sol bekte Alparslan. Gökmen santrofor. Gol kralı adı. Evet. Ali Kemal Trabzon'un, Necati, Hayri, yani bir sürü futbolcu. Evet, hatırladığım kadar yıldız şimdi oyuncular, yıldız oyuncular. Yine şey Allah rahmet eylesin Vedat Beşiktaşlı. Vedat Okyar. Vedat Okyar. Evet, evet. Yine Seda Düş vardı Bursaspor'dan. Evet. Evet. Bunlara karşı oynadınız. Fatih Terim'e karşı oynadık ondan sonra. Evet, yani gerçekten o dönem evet. O uluslararası en azından Türkiye milli takımıyla veya işte İslam oyunları bir nebze Türkiye o... Türkiye milli takımına da karşı oynadığım maçta şeyi tutardım. Büyük Metin Galatasaray'da. Evet, yani en azından o keyfi az kısa bir sürede olsa az da olsa yaşadınız. Evet. Yani bu gerçekten büyük bir şans aslında. Yani elbette yani herkesin nasip olmaz. Dilerim ki şimdiki futbolculara da böyle bir müsabaka oynama zevki tatsın. Yani evet. Gerçekten.
Yöneticilik, yardımcı antrenörlük, şampiyonluk. En yöneticiliğim yok, sadece yardımcı antrenörlük. Yine sahadaydık sonuçta. Sahadaydım evet. Evet. Yani. Dışarıda mı olmak zor, içeride mi olmak? Hangisi daha? Veya artıları, eksileri veya psikolojik anlamda içeride olmak mı daha inisiyatif? Hayır, içeride olmak daha kolay bence. Dışarıda olmak daha zor. Evet. Çünkü biliyorsun insanları yönetmek çok zordur. İçeride hocan sana bir şeyler söyler, çıkan görevini yapan, oynan 90 dakika biter, her şey biter. Evet. Ama orada 16-20 tane futbolcu var. Her birine ayrı ayrı ilgilenmen gerekir. Onun sorunu çıkar, onun problemi çıkar. Hastalığı çıkar, sakatlığı çıkar. Takım nasıl yapılacak? Bu önümüzdeki maça nasıl çalışarak, nasıl hazırlık yaparak çıkacağız? Dışarısı daha zor. Daha komplike tabii ki, daha evet. Zor. Daha evet. Yoğun en azından geçiyor. Evet, evet. Ama şampiyonluk geldi. O dönem. Şampiyonluk geldi, o zaman bütün yorgunluk ve bütün stres yok olur gider bir anda. Çok yani yılların verdiği bir özlem vardı Doğan Türk Birliği'nde. Yani, elbette yani 90 yılında şampiyon olduğumuzda sanki de ben oynayıp şampiyon olmuş gibi hissettim. Evet. O duyguyu yaşadım. Yani 1958. Yani şu özlem duyduğum bir duyguydu. Sağ olsun futbolcularımız bize bu zevki de tattırdılar. Allah iyiliğini sağlamına versinler. Evet. Hayatta olanlara, olmayanlara da rahmet dilerim. Çünkü biliyorsunuz yakın bir zamanda Cenkeri'yi kaybettik. Evet, evet. Rahmetli anladım beklenmedik Cenkeri. Bir şeydi, evet. Evet, gerçekten o dönemin o katlanın gerçekten klas, tabii. Çok iyi futbolcularındandı. Evet. Sonrasında futboldan koptuk mu? Koptuk. Tamamen? Tamamen. Tribün? İzleme de yok. Hiç gelmedin mi maçlara? Hiç gelmedim. Yani mesela kaç yıldır maçlara gitmiyoruz? 2001 yılından beri gitmiyorum. Kısa bir dönemde şeyde Giresun'da antrenörlük yaptım. Genç takımlarını çalıştırdım. Evet. A takımı da yardımcı oldum. İşte ondan sonra kopabildik mi aslında? Kopamadık ama yani böyle şeyde takip ederdim. Yani böyle televizyonlarda maçları, spor forumlarını, gazetelerden ama gelip böyle burada statta oturup izlemedim. Yani statta izlemek tabii ki ayrı bir bambaşka. Şey. Bambaşka. Tabii şartlar da öyleydi. Yani işim icabı pek zamanım olmazdı. Evet, evet. Tabii muhakkak. Evet. Günümüz futbolu tabii ki işte sentetik zeminler, çim zeminler çok daha iyi. Siz toprak sahalarda yıllarca oynadınız. Tabii ki taşıdınız sonuçta. Yani Doğan Türk Birliği'ni bir yerlere kadar taşıdınız ki daha evet. Sonra şampiyonluklar yaşayabildi. Evet. Yani yeni jenerasyon ne kadar biliyor geçmişi? Özellikle Doğan Türk Birliği açısından da baktığımızda. Ya pek azı bilir. Evet. Pek azı bilir. Yani gider sadece kulüpte resimleri görür. O kadar. Yani onları anlatmak gerekir acaba ama yani bilmem artık. O yöneticiler tabii. Zaten şimdi birçok futbolcu, bir yabancı var. Dışarıdan gelir. Yani transfer o yani. Zaman hep özden yetişirdi. Kendi içinden. Yani evet. Doğan yani Doğancı Doğan, Doğancı ölüm. O biçimde. Evet. O biçimde. E şimdi öyle değil tabii. Şimdi profesyonellik de var. Parayı veren düdüğü çalar misali. O zaman biz amatördük. Ya yatır kakar hafta sonu beklerdik. Ama ne maç olacak olmayacak. O zaman tabii şeyler de şartlar da daha uygundu futbol için. Niye? Çünkü çok fazla sosyal yaşantı yoktu. O dönemde... Sosyaldi de futbol değil mi? Evet tabii. Sosyal, yani. En sosyal futbol. Evet. En yani. Mesela maç öncesi o hazırlık, heyecan nasıldı? Yani anlatamam size. Yani sağlık iyiydi. Ben başlarken lan maçın havasına girerdi. Gece uykuların kaçar ama nasıl olacak, şöyle olacak, böyle yani. Şeyler hazırlanır, şorttur, formadır, ayakkabıdır. Evet, ben cumartesinden, yani maç cumartesiyle cumadan, pazarsa cumartesiden her şeyimi hazırladım, ayakkabılarım boyalı. Bugüne kadar hiç boyasız ayakkabıyla futbol oynamadım. Çok güzel. Hiç, pırıl pırıl. Evet. Şort ütülü. Ütülemeye kadar gidiyor işte. Ütülemeye gider tabii yani. Bir, ki düşünün o dönem. Yani, bir saygıdır bu şeye tabii futbola. Formaya saygı. Yani o şort forma yani belki de bir şort bir formayla bir sezonu bitiriyordunuz. Veya bir eşofmanla veya ayakkabıyla. Bizim Doğan Türk Birliği olarak durumumuz biraz iyiydi. 2-3
formada kullandığımız oldu ama tek formayla da çıkardığımız olmuştu. Evet, yani kolay değil o dönemin. Kolay değil tabii. Donanım açısından. Ekonomik şartlar. Evet. Düşünce 68'de yani 74'e kadar iş olanakları az. Biliyorsunuz ambargoların altında. Maalesef. Evet. Evet. 74 sonrası en azından biraz daha rahat bir ortam oldu. Özgürlüğümüze kavuştuk. Burada daha rahat ortam. Yani her şey elinin altında. Orada mümkün değil. Orada ayakkabıyı bile gider Rum tarafından satın alırdık. Evet. Topu yani. İspor mağazalarımız yoktu. Şey yoktu. Hatırladığımız böyle enteresan maç. Yenik durumdan galip duruma geçtiğimiz mesela. Var mı? 2-0'dan 3-2. 3-0'dan 4-3. Ki bir savunmacı için zor. Yani 2-3 gol yedikten sonra biraz moral de bozuluyor. Sonrasında maç döndüğünde belki de en mutlu o savunmacı oluyor. Vallahi öyle bir var öyle var ama tam anımsamayacağım şimdi. Ya var oldu yani. Oldu. Evet. 2-1'den 3-2 ya da 2-0'dan 3-2 aldığımız maçlar oldu. Evet. Ya çünkü ilk üzülen savunmacılar oluyor. 2 gol kalede görünüyor. Tabii. Sonra en azından ama gol. İşte nedir orada? Maçı bırakma bak. Evet. Maç 90 dakika. Son düdük çalmadan maç bitmez. Bu şimdiki futbolcularda bu nasihatim olsun. Buradan son düdük mesajı verelim. Evet, son düdük çalmadan maç bitmez. Savunmacı sonuna geliyor sohbetimiz. Tabii bir ki. Savunmacının psikolojisi nasıl olmalı? Yani savunma oyuncusu kendini nasıl hazırlamalı maça? Devamlı savaşçı olarak kendini görmesi lazım. Çünkü birebir hep savaşı denk. Rakip futbolcularla. Evet. Yani savaş derken futbol anlamında savaş. Evet. Mücadele. Mücadele. Önceden idmanları yapan hazırlan oynayacağın futbolcuyu etüt edin. Mesela Levent'le oynayacağım. Levent'in özellikleri nedir? Çalımı nasıl yapar? Değil mi? Bunları hep düşünürdüm ben. Evet. Nasıl geçebilir beni? Hazırlık yapardın. Hazırlık yapardık tabii. Ondan sonra çıkardık maça. Ya durdururduk çoğu zaman. Durdururdum yani. Durdururdum. Durduramadıklarım da çok olurdu tabii de. Siz fizik olarak da çok iyiydiniz zaten. Yani ben hatırlıyorum. Fizik olarak iyiydim. Ben fizik olarak çok güçlüydüm. Zayıftım ama güçlüydüm. Çok maçlar hatırlarım ben. 90 dakika biterdi. Bir maç daha oynayabilecek gücü sahibiydim. Çünkü hayatım boyunca ben sigara içmedim. Şimdiki futbolculara da içmemeli tavsiye ederim. Mesajı verelim. Evet. Çok çünkü güzel, çok. Sigara çok kötü futbolcu için. Evet, evet. Alkol de aynı ama sigara... Şimdi sigara daha dezavantajlıdır. Niye? 24 saat uyanık kaldığı zaman o sigarayı içen. Alkol kullandığı zaman kapasitin kadar içen. Bir yerde sızacak, uyuyacak. Bir süre, bir zaman. Ha, evet. Ama sigara öyle değil. Sigarete de gözün açık ayaktasın, içen. Hep uzak kaldık. Hep uzak kaldım. Çok güzel. Bu mesajı da vermiş olalım. Öğrenelim tabii. Çok güzel sohbet. Hasan Hocam, son olarak futbola yeni başlayacak olanlar, hatta Doğan Türk Birliği'nde başlayacak olanlar, genç, akademiden yetişen genç çocuklarımız. Tabii bu altyapı çok önemlidir. Bizde bu gayet iyi durumdadır. Evet, gerçekten örnek. Bütün takımlara da tavsiyem odur, altyapıya çok önem versinler. Bu yabancı futbolcu sevdasından da vazgeçsinler. Şampiyon olsak ne olacak? Şampiyonlar Ligi'ne mi katılacağız yoksa UEFA'ya? Evet. Bakın kendi öz futbolcularımız, kendi evlatlarımız oynayarak futbolcu olsunlar. Hı hı. Yedekte oturan bir futbolcu futbolcu olmaz. İlker Ertebe'nin sevdiğim en büyük özelliği buydu. Gençlere çok önem verirdi. Evet. Bazen böyle aramızda sohbet ederdik. Hoca yani bu adam bırak oğlum bırak hata yapsın. Hata yapacak, oynayacak. Hata yaparak futbolcu olacak. Hatalarını giderdiği zaman yıldız olacak. Futbolcu böyle yetiştir. Yani İlker bu genç futbolculara çok şey kattı. Evet. Gerçekten. 90'ların şampiyonu. Ayrıca onun başka bir özelliği var. Yani Türk Ocağı'na başka bir hava getirdi. Yani Türk Ocağı hayatı boyunca alamayacağı başarıları İlker Hoca'nın futbolcu antrenör döneminde kazanmıştı. Evet, aynen. Çok futbolcu yetiştirdi orada. Bizde de yetiştirdi. Evet. Orada da yani gittiği yerde İlker Hoca'nın ayrı bir desiydi var. Alsancak Yeşilova macerası var. Orada da aynı. Evet. Orada gerçekten da öyle. Yani. Genç futbolculara çok önem verdi. Futbol bilgisi süper. Yani
anlatılmaz. Evet. Gerçekten. Biz onunla zaten şampiyonluk döneminde. Ya şampiyonluk döneminde beraber çalıştık. Ben onun kaptanlığını yaptım. Bir dönem o benim antrenörümü yaptı. Ondan sonra eğitimcim oldu. Ben bütün antrenör kurslarına da katıldım. Evet. Önce C hazırlığı vardı. Sonra C, B ve A. Teknik direktörlüğe katılmadım çünkü o kadar yeterli gördüm kendime. Evet. Neler tavsiye ederiz genç sporculara, genç futbolculara? Bir defa futbolu sevecekler. Futbol ahlakını ilk önce kendilerine prensip edinecekler. Futbol ahlakı denen bir şey vardır. Futbol ahlakı nedir? Centilmen olacaksın. Müdafaacı olacaksın. Kötü alışkanlıklardan uzak kalacaksın. Rakip oyuncu da olsa rakibe karşı saygın olacak. Mücadeleyi vereceksin ama saygını da göstereceksin. Ben hatırlıyorum siz öyle bir futbolcuydunuz. Öyle olması icap eder. Gerçekten o konuda örnek. Yani rakibi düşman görmeyeceksin. Rakiptir ama sahada rakiptir. Diğer yollar devam edecek. Arkadaşlık seviyeleri yüksek seviyede tutulacak. Ve devamlı kendini çalıştıracaklar. Şimdi antrenman bitti. Biz antrenmandan sonra en az bir saat, bir buçuk saat daha kendi başımıza antrenman yapardık. Evet. Şimdi dört gözle bekleri düdük çalsın. Hadi eve. Olmaz. Hayır. Olmaz. Evet. Eğer yıldız olmak istersen çalışacaklar. Fedakarlık yapacaksın. Evet. Uykularına dikkat edecekler. Bunlar çok önemlidir. Çok güzel. Perşembeden itibaren eğer cumartesi maçı, perşembe gecesine kampa girecek kendi kendine. Kampa çekecek, maçını bitirecek. Pazarsa maçı, cuma son idmandan sonra bir futbolcu için her şey biter. Evet. Eğer başarılı olmak istedi, çıkıp da top oynarsa, ben bunlara çok dikkat ederdim. Dediğim gibi, bir maçı bitirdim, bir maçta oynayabilirdim. Arkadaşlarım dedi, ya alnın terlemedi ya, sen top oynamadın mı ya? Nasıl olur bu? Bu güç, bu nerede bulun bunu? Bazı devre varında limon, şeker, ben hiç hayır. Sadece bir ağzımı çalkarım hocu, o enerjim, o gücüm var. Çünkü kendime çok dikkat, azami dikkat ederdim. Evet. Azami. Örnek olması açısından da mesaj olarak yeni yetişen futbolculara onlara bir tavsiye olsun, kulaklarına küpe olsun. Evet. Eğer futbolcu olmak isterlerse bunlara uysunlar. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Hasan Tanışık. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladığınız için sizlere ve bütün Berete çalışanlarına sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Futbol anılarının bu bölümünde uzun yıllar Doğan Türk Birliği'nde istikrarlı bir şekilde futbol oynamış, birçok başarılar kazanmış Sayın Hasan Tanışık program konuğumuzdu. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına spor ve sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.